Benim adım Nergis, soyadım Aksu. Bugün size Flormar kağıtlarını göstereceğim. Flormar. Hello! Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle UK jar yapacağız. UK jar nedir? Bahset hocam. Bu bir aslında bucket list. Gitmeyi istediğimiz yerlerin bir listesini çıkartmıştık önceden. Bunu neden daha yaratıcı bir hale sokmuyoruz? Ve sizinle paylaşmıyoruz. Evet, şimdi renkli kağıtlarımız hazır. Bir tane kavanozumuz hazır ve önceden yaptığımız bir liste hazır. Tam hazır değil ama yani şu an biraz daha netleştireceğiz listeyi. O zaman bir anlamda muhabbet edeceğiz. Evet. Başlıyor muyuz? Yazmayacağız. Aynen başlayalım. Aynen. Şimdi biz buraya geleli 11 ay oldu. Aynen. Değil mi? Ağustos sonunda tam bir sene olacak. Doğru. Şöyle biz geldiğimizde Ekim gibi falan artık havalar soğumaya başlamıştı. Geldik zaten ilk iki ay falan işte alışma heyecanı. Sonrasında işte bir ay şirketin ayarladığı otelde kalmıştık. Sonrasında taşınma telaşı falan derken kış geldi. Ev bulamama korkusu. Ev bulamama korkusu. Sonrasında kış geldi direkt. Sonra da kazıklanmamız bir de ev bulurken. Aynen. Neyse kurtulacağız bu evden arkadaşlar. Evet. Daha az video göreceksiniz. Evet. Yakında inşallah taşınacağız. O süreci de size çekeceğim. Merak edeceğinizi düşünüyorum. Ama şu anlık sürpriz. Sonrasında dediğim gibi kış geldi ve biz çok fazla dışarı çıkamadık. Çünkü buranın kışı ne Ankara'nın kışına benziyor, ne Erzurum'un kışına benziyor. Gördüğünüz bütün kışları unutabilirsiniz arkadaşlar. Çok iddialı bir laf ya bence. Erzurum ama, ve Ankara. Ama öyle. Yani Erzurumlu arkadaşlarımıza hatta da sorduk. Soğuk üşüme şeyin çok düşük ama öyle de bir şey var. Ama ben Ankara'nın ayazında büyümüş bir insan. Kocaeli'nin o Umut Tepe'nin karlı günlerini yaşamış bir insan olarak bunu söyleyebiliyorum ki benim burada gördüğüm kış hiçbir yerde yok. Evet. Bunu da sonuna kadar savunacağım. Evimiz de soğuktu, ısınmadı. Evet. Öyle bir şey var. Yani çok olabilecek en kötü denklem oldu. Hem kış soğuktu hem de ev ısınmıyordu. Şimdi biz bu evi tutarken şöyle oldu. Zaten burası İstanbul gibi. Yani bir ev anında satılıyor, kiralık bir ev. O yüzden hani kiralık ev bulabilmek aslında burada çok zor. Evet, benim ofisteki bazı arkadaşlarımdan İlandaki evi aradıklarında evi görmeye gelmeden önce depozito yatır şeklinde talepler olmuş mesela. Daha evi görmeden o ev için para yatırmanı istiyor senden mesela. Normal bir şekilde söylüyor bunlar. Bu dolandırıcılık falan değil yani. Gerçekten o anda evi arayan 8 kişi var, hemen bunu yatır gel evi gör diye talepler oluyor. Şimdi ne yapacağız? Bunların içine burada yapmak istediğimiz, gitmek istediğimiz şeylerin ismini yazacağız. Aslında London jar yapalım dedik ama sonrasında işte İngiltere'de, Londra'ya yakın yerlere de gitmek istiyoruz. Hani şu ana kadar bir tek Oxford'a gittik. De Londra'daki çoğu şeyi tüketmeye başladık ufak ufak. Aynen. Çoğu yere gittik. Özellikle yani parkları. Aynen. Ücretsiz olduğu için bütün parklara gittik parklar arkadaşlar. Parklar ve müzeler bitti artık yani, kalmadı. Aynen. Artık biraz para harcamamız aynen gerekiyor. Ücretli parklar, saraylar falan kaldı. Aynen. O yüzden buraya onları yazacağız. Kavanozun içine atacağız, katlayıp sonrasında da canımız bir şeyler yapmak istediğinde oradan rastgele bir tane çekeceğiz ve gideceğiz. O süreçleri de yine sizinle paylaşırız. Evet, canımız ne zaman para harcamak istese kavanoz yanı başımızda. İlk şeyimizi buraya mı koyayım? Evet, şimdi o listeden onu tikleyebilirsin. Ha, bu arada ev sürecini anlatıyorduk. Geldik, bir ay otelde kaldık. İşte çıkmamıza son iki hafta kala falan artık iyice şey olmuştuk hani, ev bulmamız gerekiyor diye. Bir de işte çevremizde anlatılanlar, ev bulunmuyor burada falan. Bayağı stres olduk. Sonrasında işte şirketin ayarladığı danışan işte bize evleri gezdirmeye başladı. Biz aynen beğendiğimiz evleri de ona atıyorduk. Onun göstereceği evler de vardı. Bir liste oluşturuldu ama hani listede 10 tane falan vardı totalde ev, değil mi? Tabii. Çok yoktu. Yani onunla ev gezmeye çıkmadan önce biz nasıl bir ev istediğimizden bahsettik ona. Önce bir toplantı yaptık, internetten görüştük. Halı flex olmasın dedik. Bu aynen benim birinci kuralımdı. Giriş kat olmasın dedik. Çünkü burada demir parmaklık sistemi yok. O benim burada bayağı şaşırdığım bir şeydi. Camlar normal direkt giriş katta açık aynen bir şekilde duruyor. Yani ikinci kat ve yukarısı olsun diye anlaştık. Başka da kriterimiz yoktu herhalde. Vardı. Ofise gidip gelmek kolay olsun diye merkezden çok uzaklaşmak istemedik. İşte bütçemizi söyledik. Şu kadar bütçe, eşyalı istediğimizi söyledik. Çünkü Türkiye'den hiçbir şey getirmedik. Bütün eşyalarımızı sattık. Yani 10 tane falan tabak
ve kıyafetle gelmiştik. İşte onlara yönelik o buradan bizim ev gezmemize 2-3 gün kala başladı bir de. Çünkü hemen gittiği için atıyorum bir ay önceden liste çıkartması da saçmalıyor. Çünkü evlerin %99'u biz buraya gelene kadar gitmiş oluyordu o zaman çıkaracağı liste. O yüzden bir iki gün kala beraber çalıştığı emlakçılarla iletişime geçiyor. Elinizde işte bu kriterlerde ev var mı vesaire diye listeyi oluşturuyor. Sonra işte sabah buluştuk. Bütün gün gerçekten sabah 9'dan akşam 7'ye kadar falan Londra'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına böyle metroların içerisinde oradan oraya gittik. Bir sürü ev gezdik çeşit çeşit. Bir günde yani 4-5 ev anca gezebiliyorduk zaten. Tabii, birbirine tabii. Uzak olduğu için. Yoruluyorsun bir de. 2 günümüz vardı zaten. Danışmanın bizi ayırdı. O 2 günde evi bulmamız gerekiyordu. Bayağı bir ev gezdik. Hepsinde de ayrı ayrı hayal kırıklıkları. Aynen. Bazıları gerçekten çok kötüydü. Bazıları biz mesela Eylül ayı gibi falan tutmayı düşünüyorduk. Mesela beğendiğimiz bir iki evde öyle olmuştu. İşte Kasım'da, Aralık'ta falan ev müsait oluyordu. Onun içinde bizim otelde daha fazla süre kalmamız gerekiyordu. Ve otelin geceliği hani £200 gibi bir şeydi. Sonra kadın dedi ki son bir tane daha ev var ama biz artık ev bakmaktan çok yorulmuştuk ve umutsuzluğa da kapıldık. Kadın dedi son bir ev var, oraya gidelim bakalım. Biz bir heyecanla geldik eve. Eve bir girdik. Allah'ım. Başlıyor. Kazıklanma hikayemiz burada başlıyor. Ama ilk izlenim çok güzeldi. Yani evin içi o kadar güzeldi ki, eşyalı bir ev zaten ve bizden önce burada şey oturuyormuş, ev sahibi oturuyormuş. Bu arada bir tane daha yazalım. Şimdi burada iki seçenek var. Ya Big Bus London'a bineceğiz, parayı bayılacağız. Ki bunu çok önermiyorlar. Çünkü aynı yolu takip eden, bu arada burayı gezmeye gelirseniz sizin de aklınızda olsun, Big Bus London yerine buranın normal yerel halkının kullandığı belediye otobüsünün bir tane hattı var. O hat Big Bus London'da hemen hemen aynı rotayı takip ediyor. Bütün böyle görülecek yerleri vesaire görebiliyorsunuz. O otobüs de çift katlı. Tek farkı üstü açık değil. O yüzden, daha ucuz. Aynen, bildiğin şey yani. Mesela atıyorum Big Bus London'a 20-25, tamamen izafi konuşuyorum. Böyle de olmayabilir. Daha pahalı da olabilir. Daha ucuz da olabilir. 20-25 tutuyorsa otobüs 1.60. Öyle düşün yani. Bayağı bir uçurum var. Ve gördüğünüz yerler otobüsün açık olması haricinde, üstünün açık olması haricinde aynı. Evet, kazıklanma hikayemize gelelim. Şimdi dur, önce kazıklanmadan önce evi ilk görüşümüz. Aslında evi çok beğendim. Aynen, evi ilk girdik. Şimdi bizden önce ev sahibi oturuyormuş bu evde ve evin içini o kadar güzel dekore etmiş ki eve ben bir girdim. Zaten 1+1 ev düşünüyorduk. Ha, hayran kaldım eve. Çalışan videosunu çekeriz şu anki halini. Aynen. Hayran kaldım eve. O kadar hoşumuza gitti ki. Yani o dekore edilme aslında evin çok bir dikkat çeken bir özelliği yok. Ama o küçük dekoratif şeylerle o kadar güzel dekore etmişler ki eve. Ben girdim. Kesinlikle burayı tutmalıyız dedim. İkimiz de çok beğendik. Evet. Benim için de şeydi, hem ofise gidiş gelişim çok kolay, hem birinci kat, böyle bütün isteklerimizi kafa kafaya karşılıyordu. Ve artık ev bulamama korkusuyla da daha da şeydik yani. Az bir şey beğendiğimiz şeyi bile çok beğenmişiz gibi bir hissiyat oluşuyordu. Sonrasını sen anlat. Kazıklanma sürecini sen de. Sonrasında emlakçı ve ev sahibi bizi ketenpereye getirdi. Ya burada en önemli nokta şu. Sözleşmeye break clause dedikleri, yani sözleşmeyi iptal edebilme, feshedebilme maddesi koydurmak gerekiyor. Ev sahibinin çalıştığı emlakçı ve emlak şirketi bu konuda aşırı katı. Uzun kontrat istiyorlar ve buradaki ev tutma işlemleri de teklif usulü işliyor. Yani kapalı teklif veriyorsunuz. Ben buraya işte 18 aylık kontrat, ayda şu kadar kira şeklinde teklifi ve söylüyorsunuz emlakçıya. Emlakçı ev sahibine iletiyor. Onlar okey olursa bir de referans kontrolü vesaire yapılıyor. Sonrasında sözleşme imzalanıyor ve sözleşme gerçekten şey yani. Sıkı sıkıya bağlı kaldıkları. O yüzden kontratı mesela uzun tutmak istiyorlar. Ve az önce bahsettiğim break clause olayı, yani sözleşmeyi feshedebilme maddesini koymamışlardı. Ve bizim de o zaman ev bulma telaşıyla bu hani evden çıkmak isteyeceğimiz aklımıza gelmedi. Çünkü çok beğendik evi ve şeydik hani buraya biz taşınalım. Burada işte iyice düzenimizi oturturuz. Bir sene, iki sene neyse. Sonrasında bakılır. İki sene olursa hani kafamız da rahat olur. Bir sene sonra kiraya zam geldi, zam gelmedi derdi olmaz. Hep aynı kirayı ödeyerek devam ederiz yolumuza şeklinde bize 2 yıllık kontratı bir güzel yutturdular. Break clause dediğimiz olay da yoktu. Sadece iş değişikliği olursa, yani şirket beni başka bir ofise yönlendirirse ve ofis 30 mile'dan yani 50 kilometreye mi denk geliyor? İşte her neyse uzakta bir yer olursa herhangi bir şey ödemeden direkt çıkabiliyoruz. O da 18 ayı doldurduktan sonra geçerli bu maddede.
Yani 2 yılı doldurmadan hiçbir türlü bizim kontratı feshedip ya biz bu evden memnun değiliz, çıkmak istiyoruz deme şansımız yok. Bizi bu şekilde güzelce ellerimizi kollarımızı bağlamışlar. Şu an terbiyem ancak bu kadar da müsaade ediyor. Kondiklediler aynen, diyemediğim için. Offline'da daha yaratıcı kelimeler de kullanabilirim. Bu şekilde bir yılı doldurduk yine iyi kötü. Ev hani konum açısından iyiydi. Hani gezmek istediğimizde, bir yerlere gitmek istediğimizde ulaşımdan yine hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Evet, konum olarak çok iyi. Her yerine trenler vardı, merkeze çok rahat bir şekilde ulaşıyorduk. Çevresinde çok fazla park var. Özellikle yazın yani şu sıralar her akşam gidip mutlaka parkta ya bir yürüyüş yapıyoruz, evet, ya akşam yemeğimizi orada yiyoruz. O açıdan çok iyi oldu yani gerçekten. Etrafta kafeler, publar vesaire de var. Hani buradan uzaklaşmadan da çok rahat bir şekilde takılabilirsin. O yönden çok iyi. Ama gel gör ki yine kış gelecek ve ev ısınmıyor arkadaşlar yani. Evin sadece salon ve yatak odasında petek var. Mutfakta yok. Mutfaktan böyle bir rüzgar esintisi hissettiğim oluyordu kışın bazen. Yani o yüzden bütün odaları kapalı tutuyorduk ki diğer odalardan gelen soğuk o odayı soğutmasın. Bir de mutfağın tezgahının önünde böyle boydan boya kocaman bir cam var. Hani oradan çok fazla soğuk geliyor. O yüzden evi ısıtamadık ve taşınmaya karar verdik. Bir de evde yaşamaya başladıktan sonra fark ettiğimiz bazı olumsuzluklar oldu. Eski bir ev olduğu için beyaz eşyaları da eski. Buzdolabı mesela no frost olmadığı için koyduğumuz her şeyi dondurarak geri alıyoruz. Anne bizim buzdolabıyla oturuyoruz şu an yani. Yani ben onlarda da hiç, yani eski buzdolaplarında da hiç öyle bir şey görmedim. Gerçekten. Sütü koyuyoruz, kalıp süt şeklinde kutuyla beraber çıkıyor. Yumurta koyuyoruz, yumurta donmuş şekilde. Yoğurt yine aynı şekilde. Her şeyi kalıp şeklinde çıkararak bize geri veriyor. Sonrasında o yiyecek zaten bozuluyor geri çözüldüğünde. Onun dışında çamaşır makinesi de yine öyle. Buradaki çamaşır makinelerinin çoğu kurutma özellikli. Yani makine önce yıkıyor, sonrasında aynı makine içinde kurutmasını yapıyor. Ve o kurutma attığımız kıyafetleri 3 yaşındaki çocuk kıyafet olarak geri bize veriyor. Aşırı küçültüyor. MB'den giren tişört mesela 2 small çıkıyor. Aynen. Yani o özellikleri de oldu. Onun dışında başka sevmediğimiz... Bulaşık makinesi yok. Evet, bulaşık makinesi yok. Yani en zorlandığımız şey ki hani Furkan zaten ev işi yapmayı istemiyor. Ben de elde bulaşık yıkamaktan nefret ederim. Ama bir senedir mecbur elde yıkıyorum. Ama fedakar kocan çoğunlukla bulaşıkları hallediyor. Yani burada ne? Hakkımı ver. Ne? Yani ne? Lütfen. Sence taşınıp taşınalı en çok kim yıkamıştır bulaşığı? Bulaşığı mı? Ben yıkamışımdır net arkadaşlar. İddiaya giriyor musun? Bunu kim ölçecek tamam, peki? Taşınana kadar sayacağım ben. Tamam. Şu an atıyor. Tabii kendisi iş yerindeyken yıkanan bulaşıkları bilmediği için ya, geliyor evde tertemiz bulaşıklar. İşten geliyorum mesela akşam yatmadan bulaşıkları hallediyorum. Özellikle diyorum sana bulaşıkları elleme, ben yıkayacağım. Tamam ama ben de... İşe gideceğim zaman akşamdan mesela bulaşık varsa lavaboda onları yıkıyorum. İşte varsa yıkıyorsun, yoksa ben yıkamış oluyorum. Ya tabii ki zaten. Oluyor bir kere. Şu an hakkımı yiyorsun. Tamam. Neyse. İkimiz de yıkıyoruz. Kim daha çok tartışılır. Ama ikimiz de gerçekten bir senede hiç yıkamadığımız kadar elde bulaşık evet, yıkadık. Evet, ben bekar evinde de yaşadım ve bu kadar bulaşık yıkamadım. Buradaki Türk restoranları o kadar lezzetli yemekler yapıyorlar ki. Yani biz ilk geldiğimizde hiç Türk marketi bulamıyorduk. Mesela bizim eve bayağı uzaktı, arabayla bir saat falan. Burada bir tane Türk mahallesi varmış. Biz ilk gelirken kime sorduysak oradan uzak durun dediler. Ev tutma açısından. Geldikten sonra hiç gitmedik oraya, tehlikeli bir yer diye. Sonra işte buradaki arkadaşlarımızla tanıştık. Türk arkadaşlarımız. Onlar 3-4 senedir buradan buradalar. Buradan kalp veriyoruz hepsine. Aynen. Onlar ilk götürdü bizi Türk mahallesine yemek denetmek için. Ve o kadar güzel yemekleri var ki. Yani belki kötü restoran vardı da sağ olsun arkadaşlarımız o kadar güzel yerlere götürdüler, bizi öğrettiler ki. Ben yani Türkiye'de öyle lezzetli yediğim azdır, sayılıdır yani. Aynen. Yoktur demeyeyim de şimdi hakkını yemek gibi olmasın ama gerçekten bayağı lezzetli. Bu arada daha önce bir İngiliz kahvaltısı denedik. Benim çok hoşuma gitmedi. Sen? Yani çalışır yani. Ya güzel bence. Ben sabah kahvaltısında tatlı kuru fasulye yemeyi tercih etmiyorum arkadaşlar. Tercih eden varsa deneyebilir. Şimdi hepsini tek tek okuyarak bir yandan da sohbet ederek videomuzu sonlandırabiliriz. Tamam. Hızlı yaparız yani. Tamam. Mesela Çin mahallesinde Çin yemeği dene yazdım ben bir tanesine. Burada güzel bir Çin mahallesi var. Daha önce hiçbir lezzet denemedik. Ama merak da ediyoruz. Evet, müze gez diye böyle genel bir şey koyduk. Bunun muhtemelen
sürekli kavanozun içinde durur. Her çıktığında gitmediğimiz farklı bir müzeye gidecek şekilde bir etkinlik kavanozu az katladım. Buraya ekstra bir tane ekledik. Aslında UK ile çok alakası olmayan ama bunu da yapmak istiyoruz. Vizesiz bir ülkeye git. Umut, vize randevuları, Schengen randevuları rahatlayana kadar şu an vizesiz ülkelerden devam ki. Bir de işte düzenli Dublin seyahatlerimiz. Aynen. Geldik geleli işte Ağustos'un ortasında bir daha gideceğiz. Bu ikinci gidişimiz olacak Dublin'e. Dublin'e de iş seyahati için gidiyoruz. Daha doğrusu Furkan iş için gidiyor, ben gezi için gidiyorum. O işteyken ben Dublin'i keşfediyorum. Dublin nasıl bir yer diye soracak olursanız Tokat gibi bir yer arkadaşlar. Yani koskoca İrlanda'nın başkentine de Tokat demezsin. Tam küçük. Çok küçük bir yer. Her yere yürüyerek gidiliyor. Tokat'ta da öyle. Yani ulaşım aracı çok kullanılmıyor Tokat'ta. Dublin'de de öyle. Yani biz bir hafta kaldık. Sadece bir kere bindik otobüse. O da hani parka yürüyerek gitmiştik. Yani şehir dönüşte merkezini gezmek için. Aynen. Yani şehir merkezini yürüyerek 2 günde gezebilirsiniz. Güzel mi? Güzel ama yaşanılabilecek bir yer değil bence. Yani özellikle büyük şehirlerde yaşamaya alıştıysanız. Yani sessizlik, sakinlik seviyorsanız aslında tam yaşanılacak yer. Bizim mesela başta şirket bize 2 opsiyon sunmuştu. Dublin'deki ofiste mi çalışmak istersiniz yoksa Londra'daki mi diye. Biz çok da kararsız kalmadık. Direkt Londra'ya seçtik. Ne atladık. Londra mı deyip atladık direkt Londra'ya. Ama sonradan Dublin'i görünce aslında ne kadar iyi bir karar verdiğimizi anladık. Çünkü oraya gitmiş olsaydık muhtemelen çok sıkılırdık ve geri dönmeyi düşünür müydük? Düşünebilirdik bence. Aynen. Bu arada yine ufak bir detay Dublin konusu açılmışken. Eğer buraya turist vizesiyle gelirseniz İrlanda'ya da Birleşik Krallık vizesiyle turist olarak direkt girebiliyorsunuz. Herhangi ama bir şekilde vizeye başvurmanıza gerek yok. Biz gidebiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Bu turist vizesi için Türkiye ve İrlanda'nın kendi arasında yaptığı bir ikili anlaşma sonucu ortaya çıkan bir imkan diyeyim. Ama sadece turist vizesi için geçerli. Burada oturma izni olan insanların yine İrlanda turist vizesine başvurması gerekiyor ziyaret etmek istediğinde bunu. Öyle işte. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl içerikler istersiniz? Evet, bu arada yazın lütfen yorumlara. Nasıl içerikler istiyorsunuz? Ya da ne olmadı? Ben çok konuştum mesela, onu yazabilirsiniz. Bir dakika, sus kadar fazla konuşma diyebilirsiniz. Elin kolun rahat dursun. Yani hiçbir şey bulamıyorsanız da alta yorumlara Umut Sarıkaya karikatürleri vesaire atabilirsiniz. Ben de bakarım, gülerim, bayağı seviyorum. Başkalarını göstermeyi de çok seviyorum. Empoze etmeye çalışıyorum zorla. Nasıl bilmezsin bunu? Bak, gül ve eğlen diye. Yanında katıla katıla. Ve mutlaka aklına bir karikatür geldiyse o anda onu göstermek zorunda, yoksa çatlar. Ya ama yani o an çok komik yani. Tam o anı açıklayan bir karikatür olduğu için onu görmelisin ve sen de eğlenmelisin yani. Bu eğlenceden mahrum mu kalmak istiyorsun? Güzel karım. İstemiyorum. Güzel oldu bence. Tatlı oldu. Evet, bence de güzel oldu. Yeni bir macera başlıyor bizim için. UK list. Evet. Nasıl para harcanır? Aynen. Şuranın bir... Yaşayarak göreceğiz arkadaşlar. 5000 pound'u var mı? Vardır. Yani çok net vardır. Ocak söndürmeli. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yemeli. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Yok. Ama olunca işte... Kusura bakma evladım, biz... Annenle Liverpool ve Manchester'a geziyorduk, o yüzden seni istediğin okula gönderebiliriz diyebiliriz. Biliyorsunuz burada üniversiteler çoğunlukla paralı. Güzel oldu. Kapanışı yap, ben konuğum. Başka konuşmak istediğin bir şey var mı bu videoda? Yok, yeterli bence, çok konuştuk. Bütün konuları bitirme, biraz video kalsın geriye de. Diğer videolara kalsın. Evet. Merak ettiklerinizi yazın, ara ara cevaplarız biz de. O zaman bugünlük bu video yeterli. Bir sonraki videolarda. Ne oldu? Hayatımda duyduğum en resmi kapanış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürlerim bir borç biliyorum. Anchor Woman. Ana haber kapatıyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kal. Nasıl kapatılır YouTube videosu ya? Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya bir yerleri bırakacağım diyorlar ya. Nereye bırakıyorlar? Yok, bir yere bırakmayacağız. Sağ altta abone ol diye şey çıkıyor. Şu an o kadar edit ve şey yeteneğimiz yok. Dümdüz altta çıkıyor sağda. Oradan abone olup basarsınız. Aynen. Bu arada diğer videolarda neler görmek istiyorsunuz? Onları da bana yazın lütfen. Ona göre video çeşitliliğimiz artacak. Şu an kafamızda bir konsept var ama sizin de isteklerinize göre yine videolar çekeriz. Neleri merak ediyorsunuz? Özellikle onları yazın bize.
Kendinize çok iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Ha, ekstradan da buraya ekleyebileceğimiz öneriniz olursa onları da yorumlara yazın. Unuttuğumuz ya şuraya nasıl gitmezsiniz Allah'ın cahilleri. Buraya gitmeden de İngiltere'yi gezdim denmez dediğiniz yerler olursa yorumlara yazın. Evet. Sizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Nasıl oldu? Bu da video kapağı.